Kemal Paşa'dan. Muhterem Cevdet Bey, mukaddes milli gayemiz için ifa ettiğiniz gizli vazifeyi haber almış bulunmaktayım. Vazifenize devam ve muhafaza eyleyerek davayı istiklalde sizi de bir ferdi mücahit olarak saflarımda görmeyi ve beraber çalışmayı temenni ettiğimi bilmenizi isterim. Bu vesileyle gösterdiğiniz gayret ve fedakarlığı bir kez daha takdir ve şükranla kutlar, Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetinizin devamını niyaz eylerim. Mustafa Kemal. Evet Cevdet. Neymiş söyleyeceğim mühim havadisi? Mühim havadisi şu Azize. Seni boşluyorum. Sizler de şahitsiniz. Boş ol. Boş ol. Boş ol. Bu muydu? Cevdet. Vereceğin hayırlı haber. Azize'nin baştan beri isteği, arzusu buydu. Öyle değil mi Azize? Hı? Kabus bitti sonunda.
Öyle. Oh, şükürler olsun. Bugünleri de gördük sonunda. Rabbim dualarımı kabul etti. O Yunan donanmasıyla İzmir'e ayak bastığın ilk günden beri ağzından çıkan en hayırlı sözü duydum ben. Hala. Hiç yapmayacaksın sanmıştım. Hayatımız boyunca günahının bedelini bize ödeteceksin sanmıştım. Allah'a şükürler olsun. Ay şükürler olsun. Beni bu azaptan kurtardın ya. Allah senden razı olsun. Artık evli olmadığımıza göre aynı çatı altında olmamız caiz değildir Albay Cevdet. Anamı duydun. Ne duruyorsun hele? Burada böyle bir başımıza mı bırakacaksın? Bir başınıza değilsiniz. Ben varım başınıza. Cevdet, nasıl kıyarsın bu kızı? Nasıl kıyarsın bu evlatları? Anam. Benim giydiğim üniformaya hiçbiriniz hürmet etmediniz. Her biriniz tek tek başınıza ayrı iş açtınız. Benim itibarımı, bana olan itimadı yerle bir ettiniz. En hayırlısı bu anam. Dünden beri hep bir iz beklerim senden. Kolası, Abbas'ın oğlu, Selanikli binbaşı Cevdet'ten. Lakin yok, yok. Yok. Hakkımı bilesin ki helal etmem sana. Yıkıl git şimdi. Analara evlat için boş ol deme hakkı tanınmamış. Lakin Rabbim beni affetsin. Evlat değilsin. Evlat değilsin. Evlat değilsin. Yıkıl git şimdi. Thank you.
Adam atını ağzına alırsan seni de parçalarım vazgeçerim. Şuna duydun mu beni? Seni de parçalarım vazgeçerim. Şuna seni de parçalarım. Anne iyi misin? Anne. İyiyim. İyiyim. Kimse bir yere gitmesin. Geliyorum şimdi aşağı. İn aşağı sen de. Emrinizi yerine getirdim kumandan. Azize Hanım'ı boşadım. Ailemin bundan böyle benimle bir alakası olmayacak. Sevindim. Böylesi herkes için daha iyi. Artık sana ayak bağı olmayacaklar. Yunan üniformasını, Yunan iktidarını kabullenmeleri için onlara yeterince şans verildi. Hoşgörü Cevdet. Bazen bütün kapıları açmıyor. Artık tavrımızı değiştirmeye mecburuz. Haklısınız kumandan. O halde işimize bakalım. Sana yeni bir vazife veriyorum Cevdet. Mühim bir vazife. Otur lütfen. Atina'dan genele, acil. Kumandanım, Atina'dan genele. Gir. Kumandanım. Atina'dan bir telgraf. Fena bir havadis mi kumandan? Yunan Başbakan Yardımcısı Costa, Başbakan Venizelos'un emriyle yarın sabah İzmir'e teşrif edecek. Bu ziyaretin sebebi sizce ne olabilir? Bir fikrim yok. Ancak burada bir teftiş kokusu olduğu aşikar. Costa'yı çok iyi ağırlamalıyız. Bazı harekatları hızlandırmalıyız. İzmir'e ne kadar hakim olduğumuzu bizzat kendi gözleriyle görmeli. Aksi takdirde Nazilli'de yaşanan hezimeti örtbas edemeyiz. Kumandanım, müsaadenizle bu harekat neyle alakalı? Ben de tam albaya bundan bahsediyordum. Batı Anadolu'daki Türk nüfusun seyreltilmesi, Rum nüfusun artırılmasıyla alakalı. Kurmayları toplayın hemen.
Şükürler olsun bugünleri de gördük. Kurtulduk Albay Cevdet'ten. Ben hiç elem duymuyorum. Hiç elem duymuyorum. Aksine çok mutluyum. Bugün bizim bayramımız. Bugün bizim o kara lekeden kurtulduğumuz gün. Bundan önce nasıl yaşıyorduysak yine öyle yaşayacağız. Çok daha mutlu, çok daha iyi yaşayacağız. Tamam mı? O kara gemiler İzmir kıyılarına yanaştığından beri ben hepinizin canıyla imtihan oldum. Benim de çok hatalarım oldu. Benim de eksikliklerim oldu. Belki ben analık edemedim size. Ama bundan sonra sizin ananız da babanız da benim. Siz de affedin artık beni. Hakkınızı helal edin. O nasıl laf öyle anne? Gel bakayım sen de şöyle. Üzülmüyorum ben, bakmayın bana öyle. Babaanneniz hep ne der? Önce bizim birlik olmamız lazım. Önce bizim yan yana durmamız lazım. Biz kendi aramızdaki kavgamızı bitireceğiz ki düşmana karşı dik durabilelim. Değil mi? Bundan sonra birbirimizin dayanağı biziz. Tamam mı? Bizim Allah'tan başka hiç kimsemiz yok. Kimseden de korkumuz yok. Öyle mi? Öyle. Öyle. Azize. Benim yiğit kızım. Yaralı kuzum. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Asıl Allah seni başımızdan eksik etmesin anne. Bu toprakların gerçek sahipleri olduğumuzu tüm dünyaya göstermek için nüfusça Türklerden fazla olmalıyız. Öyle değil mi? Balkanlarda Sırplar, Bulgarlar Müslümanları göçe zorlamadı mı? Yunanistan ve Bulgaristan karşılıklı nüfus değişimi anlaşması yapmadı mı? Sıra şimdi bizde. Yunan kuvvetleri olarak Smirne'deki nüfusun geleceğini biz tayin edeceğiz. Türkleri göçe zorlayacağız. Göç edenlerin yerine Yunanistan'dan getirdiğimiz aileleri yerleştireceğiz. Rum nüfusunu önce Smirne'de, daha sonra tüm Batı Ege'de çoğaltacağız. İsabetli, hatta geç kalınmış bir karar kumandanım. Kumandanım, biz buraya geldiğimizden beri 10.000'den fazla aile göç etti zaten Anadolu'ya. Yetmez. Başbakan yardımcısı gelmeden tüm Türk mahallelerini tahliye edeceğiz. Kumandanım, beni mazur görün. Lakin bu ziyadesiyle kışkırtıcı bir hareket olur. Türkler galeyana gelecektir. Her halükarda yapacaklarından geri kalmıyorlar zaten. Şehirdeki asayişi bozuyorlar. Teğmen Leon'un bu işin altından kalkacağından eminim. Baş üstüne kumandan. Kumandanım, ısrar ediyorum. Bilhassa başbakan yardımcısının gelişinin arifesinde bu son derece riskli bir hareket olur. Eğer kararınız katliyse bırakın vazifeyi ben ifa edeyim. Müsaadenizle.
altı aldı bana. Başbakan yardımcısının karşılanmasıyla alakalı hazırlıkları siz tertip edin. Güzel bir karşılama merasimi olsun. Emredersiniz kumandanım. Yalnız müsaadenizle bir şey merak ediyorum. Siz nasıl bir taktikle Türkleri yollamayı düşünüyorsunuz albay? Evvela bir duyuru yapıp yarın sabaha kadar mühlet tanımak münasip olur diye düşünüyorum. Böyle bir şey lüzum var mı? Haberlerinin olmaması daha çok isminize gelir, öyle değil mi? Biz insani bir yolla halledelim albay. En azından yola çıkmak üzere hazırlanmak için onlara bir mühlet verelim. Değil mi? İleride zalim olarak anılmak istemeyiz. Netice her halükarda lehimiz olacaktır. Temel Leon, siz duyuru ile alakadar olun. Direnenlere ne yapacağınızı biliyorsunuz. Emredersiniz. Türk ahalisinin dikkatine. Yunan orduları kumandanı General Vasili'nin emri üzerine bu mahallenin tahliye edilmesine karar verilmiştir. Yarın sabah itibariyle mahalle boşaltılacaktır. Sabaha kadar hazırlıkların yapılması gerekmektedir. İstasyona nakledilecek ailelerin Anadolu'da iskanı sağlanacaktır. İcap edilen tüm hazırlığın yapılması tüm mahalle ahalisine duyurulur. Ne oluyor burada? Bu mahallenin tahliyesine karar verildi Aziz Hanım. Yarın sabah boşaltılacak. Siz delirdiniz mi? İnsanları evlerinden, barklarından atamazsınız. Bu kadar insan nerede kalacak? Merak etmeyin, münasip bir yere yerleştirileceksiniz. Kimin evinden, kimi kovuyorsunuz lan siz? Basın gidin hadi. Şişt, biz hiçbir yere gitmiyoruz. Git söyle o kumandanlarına, hadi. Azize Hanım, bana verilen talimat bu yönde. Babamın haberi var mı bundan? Evet Yıldız Hanım, Albay Cevdet bizzat kendisi yazdı bu bildiriyi. Git söyle, söyle o adama. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Eğer kolaysa gelsin kendisi çıkarsın. Bizim kimseden korkumuz yok. Gelsin de çıkarsın bakalım hadi. Siz ne bakıyorsunuz? Ha? Ne duruyorsunuz? İşitmiyor musunuz? Boşaltın evleriniz diyorlar, atıyorlar bizi. Çıkın asın bayraklarınızı, hiçbir yere gitmiyoruz. Gel. Kumandanım. Oh. Yunan askerleri Türk mahallesinde duyuru yapmışlar. Neyle alakalı? Türk ailelerin evlerini tahliye etmelerini istemişler. Yarına kadar mühlet vermişler. Dışarıda bizden yardım uman aileler var. Sizle görüşmek isterler. Teskin edin, gönderin. Miralayınız muhakkak konuyla alakadar olacak değil. Anlaşıldı mı? Baş üstüne. Tasarrufunuz nedir kumandanım? Efendim? Tasarrufunuz? Yetkimiz mi var sanki İhsan? Bilmezmiş gibi soruyorsun. Teskin edin, gönderin işte. Kumandanım, sizin evde boşaltılacak evler arasında Aziz hemşirelerin oturduğu ev. Toplayın bütün bayrakları. Çabuk indirin bütün bayrakları. Ne yapıyorsunuz? Evimize giremezsiniz eve. Çekilin. Ya ne yapıyorsunuz? Kaçın. Oğlum, Ali, kaçın.
anne. Kanım vardı. Çekil, uğraştırma. Hayır, o da benim kocamın kanı vardı. Çekilmeyeceğim. Çekil, alacağız bu araba. Hayır, çekil. Bayrağa da mı saygınız yok Teğmen? Bu yaptıklarınız yanınızda kalmayacak, kalmaz. Bana dokunmadılar. Bayrağı aldılar. Ne yapacağız şimdi? Buradan da mı göçeceğiz? Hiçbir yere gitmeyeceğiz anne. Nasıl gitmeyeceğiz anne? Görmüyor musun? Yarın sabah boşaltacaksınız diyorlar. Ben bunun hesabını soracağım Albay Cevdet'ten. Sen hiçbir şey sormayacaksın Albay Cevdet'ten. Geç içeri. Peki ne yapacağız? Kimden medet umacağız? Komşumuzdan. Mahallemizden, kendimizden medet umacağız anne. Demek direniyorlar, çıkmayacağız diyorlar. Öyle mi? Duyuru sabah akşam tekrar edilsin. İlk tepkiler elbet öfke olacak. Lakin sonra korku başlayacak, nihayet kabullenecekler. Bilhassa Azize Hanım ve aileniz. En çok onlar direndi. Aileniz herhalde size güveniyor ha Albay? Zannetmem Albay. Zira artık onlar benim ailem sayılmaz. Azize Hanım'la istifacımı nihayet erdirdim. Benim üniformama saygı duymayan benim ailem olamaz. Teğmen Leon, siz vazifeniz neyi icap ettiriyorsa onu yapın. Azize Hanım'ın ailesinin diğer ailelerden bir farkı yoktur. Çıkabilirsiniz. Ne yapacağız bacım? Nereye gideriz? Ne yer, ne içeriz? Dükkanlarımız var, bahçelerimiz var. Onlar ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Öylece atamazlar bizi. Görmedin mi neler yaptılar? Bayrakları bile indirdiler. Bayraklarımızı mı aldılar? Yenilerini dikeriz. Evimize mi astırmıyorlar? Gideriz daha iyi bir yere asarız. İzmir'in en güzel yerini asarız. Ama yeter ki yılmayın. Sana söylemesi kolay Azize hemşire. Senin kocan Yunan subayı değil mi? Değil efendim. Benim kocam değil o adam. Üç kızım. Kutsal Yunanistan'ın saygıdeğer başbakan yardımcısı yarın Simirne'ye teslim edecektir. Kendisini karşılamak üzere düzenlenen merasime tüm halkımız davetlidir. Tekrar edeceğim. Kutsal Yunanistan'ın saygıdeğer başbakan yardımcısı yarın Simirne'ye teslim edecektir. Kendisini karşılamak üzere düzenlenen merasim törenine tüm halkımız davetlidir. Kutsal Yunanistan'ın saygıdeğer başbakan yardımcısı yarın Simirne'ye teslim edecektir. Kendisini karşılamak üzere düzenlenen merasim törenine tüm halkımız davetlidir. Yarım saate aynı yerde. Çok meşgulüm Miralay. Maruzatınız nedir? Kumandan, Türk mahallelerinin tahliyesiyle alakalı. Evet. Dinliyorum. Bu ağır sonuçlar doğurabilir. Öyle mi? Evet, elbette. Eğer insanlarımız mağdur olursa... Hı.
Miralay. Bu topraklar vaktiyle bizimdi. Başka bir şey dememe lüzum yok sanırım. Muhakkak. Lakin burası bir liman kenti. Ticaretin kalbi. Eğer burada bir kargaşa çıkarsa, Türkler ayaklanırsa ticaret sekteye uğrayabilir. Üstüne üstlük eğer kan dökülürse... Herkes emirlere uyarsa kan dökülmez. Sizin de bu hususta elinizden geleni yapacağınızdan şüphem yok. Elbette. Elimizden geleni yapacağız kumandanım. Tapular ne olacak? Yunan hükümeti adına el konacak tapulara. Mesele sizin de orada tapunuz olmasıysa, size işbirliğiniz karşılığında bir istisna yapabiliriz. Nasıl bir işbirliği ve nasıl bir istisna? Şayet Türklerin Smirni'den sürülmesine yardımcı olursanız, evinizi elinizden almam. Esasen o insanların evlerinden olmalarına ben de razı değilim. Gönlüm razı olmuyor. Lakin bunun bir nüfus politikası olarak yapıldığının da farkındayım. Benim tek yapabileceğim onları teskin etmek kumandanım. Biraz düşünün Miralay. Türkler o mahalleleri meselesiz boşaltırlarsa size oradan iki ev tapusu daha veririm. İleride rahat rahat geçineceğiniz bir geliriniz olur. Bunu düşüneceğim. Müsaadenizle. Hoş geldiniz binbaşım. Hoş bulduk yüzbaşı. Neden sana bin bir surat dedikleri anlaşıldı. Sağ olun. Başbakan yardımcısının gelişini duyunca beni görmek istersiniz diye düşündüm. O da mühim elbet. Lakin daha acil bir mevzumuz var. Emredin. Türk mahallelerini boşaltıyoruz. Bütün aileleri tahliye ediyoruz. Buna benim ailem de dahil. Onları daha emniyetli bir yere götürmem icap ediyor. Lakin Zevcem Azize'yi boşadım. Kumandan Vasil'in emriyle ailemle ilişkiyi kestim. Bu sebepten artık onları Yunan askerleriyle koruyamıyorum. Ailenizden vazgeçtiniz öyle mi? Vazifede kalabilmem için öyle icap etti diyelim. Yoksa kimseden vazgeçtiğim yok yüzbaşı. Eğer Eşref Paşa'nın asıl niyetini öğrenmeseydim onun himayesinde Anadolu'ya gönderecektim onları. Ama artık Eşref Paşa'ya da itimat edemem. Etmeseniz iyi olur binbaşım. Şayet sizin sadakatinizden şüphe duyarsa ilk hedefi aileniz olur. Farkındayım. Artık ailemi hem Vasili'den hem de Eşref'ten korumak meşruiyetindeyim değil mi? Siz hiç merak buyurmayın. Ben onları emniyetli bir yere götürürüm. Sen ailemi tanımıyorsun daha yüzbaşı. Azize'yi tanımıyorsun. Hilal'i, Ali Kemal'i, Yıldız'ı. Bunların hepsi dik başlıdır. Öyle emirle komutayla falan yola gelmezler. İşin zor, ikna etmen zor olacak. Siz de beni tanımıyorsunuz binbaşım. Ben İngiliz istihbaratına İngiliz olduğumu ikna etmiş adamım. İcabında uçan kuş olurum. İcabında duvardaki sinek. Hiç merak etmeyin. Siz bana akşama kadar müddet verin. Ben tedbirli bir planla geleyim. Anlaştık yüzbaşı. Ben başbakan yardımcısıyla alakadar olacağım. Bakalım ne maksatla gelmiş öğrenmem lazım. Hayırlı günler. Hayırlı günler binbaşım. Yarın o karşılamada ben de olacağım. Costa denilen o adam kimin toprağına adım attığını bilsin. Ona bir merhaba diyelim de
Bütün dünya görsün yılmadığımızı. Abadi bebek kardeş. Her yerde tedbir alırlar. Senin sonun da Hasan abi gibi. Ağzından yalasın bre. Ben kararımı verdim. Abimin yolundan gideceğim. Gitmeyeceksin. Hilal, sen karışma. Boşuna gelmedi o adam buraya. Kim bilir ne emelleri var topraklarımız üstünde. Memleketin selameti için birilerinin bir şey yapması şart. Ben bir şey yapmayalım demiyorum ki. Tabii ki bir şey yapacağız. Elimiz kolumuz bağlı seyredilecek değiliz. Bundan daha iyi ne yapacağız ki? Öyle kalemdi, yazıydı, olacak iş değil bu. Artık fiilen harekete geçmeliyiz. Bayrağımız elden gidiyor. Hilalimiz elden gidiyor. O bayrağın üstünde abimin. Çanakkale'de omuz omuza çarpıştığım onca yiğidin kanı var. Benim onlara borcum var. Senin borcun vatana Mehmet, senin borcun bayrağa. Biz de o yüzden bayrağımıza sahip çıkacağız. Aklında ne var Hilal kardeşlik? Öyle bir karşılama yapacağız ki Anadolu'daki bütün gazeteler, mecmualar bizim yaptığımız şeyi konuşacak. İstanbul'da bile yazacaklar. Sesimiz Atina'ya, belki de İngiliz'e kadar gidecek. Hilal, söyle de bilelim. Vallahi merakımdan yılı vereceğim şuraya da artık söyle. Aziz hemşire, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Başım döndü bir anda. Gelin, gelin şöyle. Ben size bir ilaç getireyim isterseniz. Yok, yok, ilaca gerek yok. Şimdi dinleneceğim, geçer. Azize. Tevfik olanları duydun? Duydum. Duymaz olur muyum? O yüzden geldim zaten. Yapamazlar değil mi? Bizi evlerimizden atamazlar değil mi? Kumandanla konuştum. Kararı kati. Allah ıslah etsin onları. Siz nasılsınız? İlişler mi size? Hayır. Ama yarın sabah ilişecekler. İlişemezler. Kalmanız için başka bir yer temin edeceğim, merak etme. Tevfik, mesele sadece biz değiliz. Bütün mahalleyi sokağa attılar. Yaşlısı, çoluğu, çocuğu. Buna müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Albay Cevdet ne diyor? Albay Cevdet bizzat başında bu hususun. Bu kadar fazla. Senin kocan olduğunu da mı unutuyor? Unuttu. Sadece unutmakla da kalmadı. Cevdet boşadı beni. Nasıl? Duydun işte. Ötesi yok, bittiyiz divacımız. Ciddi misin? Gayri ciddi bir halim mi var Tevfik? Cevdet artık benim kocam değil. Cevdet artık benim hiçbir şeyim değil. Azizim. Bu mevzuları daha önce de konuşmuştuk. Onun karısı olduğum sürece hükmü var demiştin. Madem hürsün, bırak yardım edeyim. Benim himayemde olduğunuz sürece ilişemezler size. Sağ ol Tevfik. Bizim kimsenin himayesine olmaya ihtiyacımız yok. Biz hallederiz, sağ olasın. Yüce Yunan Krallığı Başbakanı Sayın Venizelos'un yardımcısı Sayın Costa yarın şehrimize intikal ediyor. Onun karşılanması
emniyetinin sağlanması ve dahi hala hazırda kurduğumuz düzenin devamı her birinizin şerefli mesuliyetidir. Hazır ol! Tüfek! Amca! Ağabey Cevdet'in hamlesi çok enteresan. Kumandanın gözündeki yerini korumak için ailesini gözden çıkarıyor. Hainin olduğuna eminsiniz yani. Biz bugünlere masa başında oturarak gelmedik Teğmen. Bir hainin kokusunu uzaktan alırım ben. Ağabey Cevdet'in zekasını küçümsemiyorum, hayır. Ancak mutlaka bir açık verecektir. Hele bu açığı Başbakan Yardımcısı buradayken verirse... Ben sizin kadar emin olamıyorum artık. Ailesinin sürgün edilmesine bile ses çıkarmadı. Ya hain değil ya da ailesini bile gözden çıkaracak kadar vatanına düşkün. İşte bakın, sizin de aklınızı karıştırmış, gördünüz mü? Zihninizi bulandırmasına müsaade etmeyin. Esref'le Albay Cevdet arasında bir temas olduğunu ispat edersek, bu albayın sonu olur. Esref'le nasıl bir teması olabilir ki? Esref onun kızını kurtarmak için sizi kaçırdı. Buna bir tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? En aksi haklı olabilirsiniz, lakin bunu nasıl ispat ederiz? Gözümüzü dört açarak Teğmen. Albayın peşinde bir adamım var. Yakında bir açığını yakalayacaktır. Bu zamana kadar yapılan en büyük bayrağı dikeceğiz. Bayrak neymiş göstereceğiz onlara. Hadi yarına kadar bayrak tamam, yetişti diyelim. Nasıl taşıyacağız? Nereye asacağız ki? O iş bir anda. Hiç merak etmeyin. Bayrağımızı öyle bir yere asacağız ki tüm Yunanlar onun gölgesinde kalacak bra. Vallahi bizi oracıkta canımızdan edebilirler, biliyorsunuz değil mi? Vatan tehlikedeyse canlar ona feda değil midir Lütfü? O halde var mısınız? Varız. Varız. Aa, yalnız bir mesele var. Dikiş dikmeyi bilen var mı aramızda? Yani ben cephedeyken çorap dikmiştim ama... Ama sen koskoca bayrak diyorsun, kadın eli değmesi lazım. Anam! Anam bu işi gözü kapalı yapar. Yapar mı gerçekten? Niçin yaptığınızı bir bilsin. Hem de bayıla bayıla yapar. Öyle aşikar etmesek, ha? Allah muhafaza, Yunan duyarsa... Duymaz Okka. Merak etme. Tebirleriz herkesi sıkı sıkı. Başka türlü yetiştiremeyiz mi ya? İyi, madem öyle dersiniz. Bize bolca allı beyazlı kumaş lazım. Ben hastanedeki çarşaflardan bir kısmını hallederim. Toplarız, ne varsa götürürüz anacığıma. O komşuları da toplar, tezelden bitirirler bu işi ha. O vakit kolları sıvayın beyler. Haydarlarda buluşuruz. Allah'a bay. Haydi görüşürüz. Ne oldu Mehmet? Aklına yatmayan bir şey mi var? Temkinli olmakta fayda var. Bu iş silahsız olmaz. Kuş gibi avlarlar bizi. Mehmet haklı. Bize silah lazım. İyi dersiniz da nereden bulacağız? Mangır'ın ve silahın kimde olduğu belli. Tefeci yine onun dükkanı soyacağız bu gece. Yalnız bu işten Hilal'in haberi olmayacak. Anlaştık mı? Havadis var mı İhsan? Yok. Kumandanım, bir tek Lostra'dan postalarınızı getirdiler. Lostra'ya posta bırakmadım ben. Pardon, bir yanlışlık olmuş kumandanım. Dur. Getir. Geçen hafta bıraktım herhalde, unuttum. Tamam, çıkabilirsin sen.
Kemer altındaki şekerci dükkanına gel. Derhal. Hay hay paşam. Hay hay. Eşref Paşa nerede? Biz sizi ona götürmek için buradayız. Miralayım. Müsaadenizle. Ne lüzum var böyle bir şeye? Eşref Paşa'nın emri. Madem Eşref Paşa'nın emri, vazifenizi yapın. Silahınız. Ha, o silahı Yunan'a bile vermedim. Sana niye vereyim? Silahı vermezseniz görüşme de yok. Eğer bu durumdan Eşref Paşa'nın haberi yoksa hesabını sorarım ona göre. Yalnız bu silah... Böyle bir muameleye gerek yoktu paşam. Bana güvenmiyor musunuz? Hakkımda çıkan bülteni gördün mü Miralay Tevfik? Gördüm paşam. Maalesef gördüm. Her yerde beni arıyorlar. Kendim için değil bu emniyet tedbirleri. Vatanı müdafaa için miyim? Başıma bir şey gelecek olsa... Ege için, Anadolu için... yapılacak bütün direniş hareketleri yerle yeksan olacak demektir. Bu konuda yardımın lazım Miralay. Ben de bu yüzden sizi görmek istemiştim paşam. O yüzden bu muamele biraz tuhaf geldi ama... neyse. Paşam,
kışta da tek bir emrimi bekleyen askerler var. Sizin emrinize vermeye hazırım. Lakin asıl mesele bu değil. Mesele ne? Mühimmat. O askerlerin silahı yok. Hepsi Yunan karargahında. O askerler vatan için açlığa da susuzluğa da direnirler paşam. Tayın varmış yokmuş umurlarında olmaz. Ama silahsızlar paşam. Mühimmatsızlar. Elimizde binlerce silah ve mühimmat var. Lakin kullanacak er yok. Sen bize o vaat ettiğin yiğitleri getir. Mühimmat ve silah kısmını ben hallederim. Sağ olun paşam. Sağ olun. Paşam, bir ricam daha var sizden. İcab ettiğinde size ulaşabilmem lazım, sizi bulabilmem lazım. O askerleri gönderirken aksi bir şey olduğunda falan size haber verebiliyor olmam lazım paşam. Bana itimadınız yok mu? Yok. Ha? Ben sadece sana değil, kimseye yok. Vatanın müdafaa anında bu tür şeyler olur. Vakti geldiğinde, gerektiğinde biz sana ulaşırız. Şu an için senin bize ulaşmanın mümkünü yok Miralay. Sen şimdi bir an önce o yiğitleri toparla. Sonra da bizden haber bekle. Baş üstüne paşam. Başbakan yardımcısının gelişini araştırdım kumandanım. Hakkınızda hazırlanmış bir rapor var. Kimsiniz? Osmanlı ordusundaki hizmetleriniz, kumandanın güvenini nasıl temin ettiğiniz, hepsini araştırmışlar. Hiç şaşırmadım. Başka bir şey var mı? Başbakan yardımcısı bu dosyayı istemiş istihbarattan. Konuyla bizle de alakadar olmuş. Beni vazifemden almaya mı geliyor sence? Orası meçhul. Lakin sizin yakın takip aldığı aşikar. Tedbir almalıyız binbaşım. Sizin vazifeden ayrılmanız büyük bir hezimet olur. Mustafa Kemal Paşa Erzurum'da. Çok yakında kongre başlayacak. Payitahtın geri dön çağrısına uymuyor tabii. Zinhar, Kuvayi Milli'nin tek merkezden yönetilmesi husus mühim. Sizin temin edeceğiniz istihbarat çok mühim. Bu sebeple ne yapıp edip vazifede kalmalısınız. Bir süre dikkat çekecek hiçbir şey yapmayın. Evet. Sen ailemle ilgili bir şey düşünebildin mi Yakup? Şayet onları yola çıkmayı ikna ederseniz ben bir akrabamın yanına yerleştireceğim. Orada güvende olurlar. Trene binmediklerini öğrenince Eşref Paşa sebebini bilmek isteyecektir. Sen tedbirini al. Yarın gidiyorlar. Lakin gidecekleri yeri bir tek sen ve ben bileceğiz. Emredersiniz kumandanım. Paşam, Azize hemşire ve çocuklar istasyona gelmedi. Emin misiniz? Gözden kaçırmış olmayasın. Eminim paşam. O vakit hazırlanın. Şehre iniyoruz. Paşam, çok tehlikeli olur. Yunan zabitleri her yerde başbakan yardımcısının gelişi için hazırlanıyor. Tedbirinizi alın bu vakit. Emredersiniz. Atmak niyetindesin sen Cevdet. Gel. Kumandanım, Albay Cevdet geldiler. Gelsinler. Albay Cevdet, ziyaretinizi neye borçluyuz? İki arkadaşın birbirinin halini hatırını sormasından daha ziyade bir sebep olur mu Miralay? Olmaz tabii. Olur tabii. Hı? Mevzu bahis ailem. Otur. Ailen demek. Onları evlerinden atıyormuşsunuz. Azize ile konuştum. Senin kararından da bahsetti. Vazifem icabı azat etmek mecburiyetinde kaldım Azize'yi. Onların ailecek buradan gitmeleri en münasebi. Senden dostane bir ricam olacak Tevfik.
Buyur tabii. Azize seni dinler. Onları buradan gitmeye ikna edeceksin. Yarın sabah benim yolladığım faytora binecekler ve sessiz sedasız vukuat çıkarmadan bu şehirden gidecekler. Cevdet, Azize'yi bilirsin. Beni sever, sayar sağ olsun. Lakin inat etti mi ikna etmesi çok zor. İkna edeceksin Tevfik. Mecbursun. Yoksa zor kullanmak mecburiyetinde kalacağız. Burada kalmalarına ne beis var anlamadım. Başka bir yer... Ben seninle buraya tartışmaya gelmedim Tevfik. Senden dostane bir ricada bulundum. Kabul edersin ya da etmezsin. Ama edersen ne öyle? Onlar bana emanet. Eski bir arkadaşın, kan kardeşimin, Selanikli Cevdet'in emaneti. Neredeyim ben? Ben neredeyim ben? Şükür Allah'a. Açtın gözlerini. Nasılsın kızım? Ağrın sızın dindi mi biraz? Kimsiniz siz? Ben neredeyim? Sen ecnebi misin? Yunan mısın yoksa? Ben bilmiyorum. Ne yaparsın bey? Delirdin mi sen? Çekil be kadın, çekil. Çekil önümden. Geberteceğim ben bu Yunan'ı. Bunlar benim kardeşimi gözümün önünde süngülediler. Yapma efendi, yapma. Yunan değildir o. Rum'dur. Onlar da bu toprağın insanı. Aynı kaptan yemek yemişliğimiz var. Allah'tan kork, Allah'tan. Kanı kanla temizleyemezsin. Allah göndermiş karşımıza. Bize sığınmış. Elletmem bu kızı kimseye. İyileşir iyileşmez defolup gidecek o zaman bu evden. Kalırsa gözünün yaşına bakmam. Ya ben bitiririm işini ya da veririm zabitlere keserler cezasını. Korkma sen. Ben buradayken bir şey yapamazlar sana. Yunanlılar İzmir'e girdiğinde öldürdüler kardeşini. Öfkesi ondandır. Bir kap çorba getireyim sana. Acıkmışsındır. Eftalya. Eftalya. Neredesin be kadın? Eftalya. Hı? Hayırdır dayı, ne istiyorsun? Eftalya mı? Tanır mısın sen Eftalya'yı? Ne işin olur ki Eftalya'yla? Aç mısın dayı? Ne yapıyorsun efendi? Paşam,
şehre inmeniz çok tehlikeli. Her yerde aranıyorsunuz. İnmem icap etti. Sen neden bu üniformayı hala çıkarmadın? Ailen neden istasyona gelmedi Cevdet? Ben vazifede kalmaya karar verdim paşam. Senin böyle bir karar verme ve yerine getirme yetkin yok Cevdet. Sen bana tabisin. Ben ne dersem onu yapacaksın. Neden bu üniformadan kurtulmadın ha? Paşam, İzmir'e Yunan Başbakan Yardımcısı geliyor. Ne maksatla geldiğini öğrenmeden görevimi sonlandırmak istemedim. İlaveten siz her yerde aranıyorsunuz. Şu anda burada bu faytonda bulunmanız bile ziyadesiyle riskli. Eğer sizinle ilgili bir istihbarat gelirse bertaraf etme imkanını terk edemezdim. Hala vazifede kalma kararın yerinde. Lakin böyle bir durumda benden önce icazet alman gerekiyor. Anladın mı? Haklısınız paşam. Yüzbaşı Yakup'u bulabildin mi? Hayır paşam, henüz bulamadım. Ama az kaldı Cevdet. Direnişimize az kaldı. Adamları toparladığımızda artık benim de saklanmama gerek kalmayacak. Paşam, yeteri kadar adam bulmak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Miralay Tevfik bu konuda bize destek olacak. Sizi ısrarla ikaz ediyorum. Miralay Tevfik'e güvenmek yanlış olur. Onun maksadı silahları size getirmek değildi paşam. Miralay Tevfik bize lazım Cevdet. O silahları tutacak adam lazım. Miralay Tevfik de bu konuda bize destek olacak. Sen de onu kollayacaksın. Paşam. Cevdet, Miralay'a ilişmek yok. İş bitene kadar. Anlaşıldı mı? Emredersiniz paşam. Hadi aslanım. Sevgili Leon, bu bedbaht günlerde istikbalim elimden alınmış bir vaziyette yaşıyorum. Hiçbir takdir ve tercih hakkımın olmadığı bir muammanın içindeyim. Sadece seni hayal ettiğimde bir istikbal görebiliyorum. Başka türlüsünü de istemiyorum. Sadece ve sadece seni. Artık sana ulaşabileceğim bütün yollar imkansızlıklarla çevrili. Bir de gitmek bahsi var. Bu mektubu bizim son şansımız olarak görüyor ve bu nedenle yazıyorum.
gözlerine bakmanın, gözlerinde kaybolmanın hayaliyle yaşıyorum. Lütfen bu bedbahtlıktan çek çıkar beni. Ancak bu yolla yaşayabilirim. Ancak senin yanında huzur ve mutluluğu tadabilirim. Yıldız. Buyur diye afiyet olsun. Yatacak yerin var mı senin dayı? Sana yatacak yer verelim. Yemeğini de. Kal burada. Temizlik işlerine bakarsın. Eftali ortaya çıkana kadar misafirimiz olursun. Nasıl? Olur mu? Döner gelir yakında. Merak etme. Kimse uzun tutamaz onu. El Kemal. Buyur hacı. Bak mahallede olanları duydum. Bizim evimiz sizin eviniz. Kapımız size her zaman açık. Bil istedim. Sağ ol hacı. Sağ ol. Ama lüzum kalmayacak. Çıkmayacağız evden. Yine de sağ ol. Sana yaptığım onca şeyden sonra bana kapını açtın. Yürekli adamsın. Esas adamsın. Onları yapan sen değilsin oğul. Steiner bozdu seni. Ben bilmez miyim senin içini? Yıllardır beraberiz. Haklısın hacı. Sen de haklısın. Anam da haklı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Neresi olursa gidiyoruz işte. Gitmeyin. Sakın gitmeyin. Bu toprakları, bu vatanı bırakmayın. Bu kadar kolay vazgeçemezsiniz. Bu çocukları, bu bebekleri vatanlarından koparmayın. Sana demesi kolay hemşire hanım. Senin kocan Yunan komutanı. O koruyup kollar tabii seni. O adam benim kocam falan değil. Duydun mu? Ayrıca benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Bir sığındığım Allah var, bir tek ondan yardım beklerim ben. Şunu aklınıza iyice sokun. Siz neyseniz ben de oyum. Ama ben sizin gibi yapmayacağım ve buradan gitmeyeceğim. Kendi vatanımdan, kendi topraklarımdan. Bu kadar kolay vazgeçmeyeceğim. Siz de eğer giderseniz ömrünüz boyunca bu vatanı özleyerek yaşayacaksınız. Tabii buna yaşamak denirse. Keşke diyeceksiniz, keşke ölseydim de terk etmeseydim kendi toprağımı. Gözünüz hep yollarda olacak. Bir gün ölürsem beni kendi topraklarıma gömün diye vasiyet edeceksiniz. Bu vatanda doğduk. Öleceksek bu vatanda ölelim ama gitmeyelim. Yalvarıyorum gitmeyin. İndirin her şeyi. Gitmiyoruz. Aziz hemşire doğru söylüyor. Ölüm hak. Alnımızda yazıyorsa ölürüz. Kendi evimizde, kendi toprağımızda. Gelsinler, kovsunlar. Elin Yunan'ı alsın diye yapmadım ben öyle. Çocuklarımın rızkından kestim de yaptım. O rızkı kimseye yedirmem. Sen ne kadar dirayetli, ne kadar yaman bir kadınsın Azize. Milleti yolundan döndürdün. Evsiz kalırsan benim evim senin evindir. Başımın üstünde yerim vardır bilesin. Allah razı olsun senden. Anne tamam.
Hadi bırak sen, kafi yoruldun. Bitmedi lakin bitecek. Azrail gelse alamaz canımı. Bu işi bitirmeden vermem. Anne konuşma ama böyle. Azrail'in dikilirim karşısına derim şöyle. Bir oğul doğurdum bu vatan için, o da gitti. Ve işte Azrail'e derim ki sabah bu işi bitirdikten sonra evden atılınca gelip al canımı. Oğlum da görsün, görsün de ıslah olur belki. Hadi bakalım. Ben Hilallerin yanına gideyim. Al kızım şunları. Siz de kapıyı sürgüleyin, tamam mı? Kimseye açmayın sakın. Tamam babacığım. Başbakan yardımcısı için bir resepsiyon düzenleyelim. Bütün detayları incelikle düşünülmüş bir resepsiyon. Göz alıcı. Her şeyle sen alakadar ol lütfen. Neden geliyormuş peki? Bilmiyorum. Geldiğinde kendisinden öğreniriz. Ben biliyorum galiba. Oğlunun katilini bulmak için Yunan ordusuna giren kumandanın beceriksizliklerini yakından görmek için geliyordur. Evet. Evet. Oğlunun katilini, o Esref denen katili bulmaktan bile aciz bir adamın Anadolu'da nasıl hakimiyet kuracağını o da merak ediyordur. Bir caniyi, bir vahşiyi, bir çeteciyi bulamayan Vasili'yi, beceriksiz Vasili'yi o da merak ediyordur. Kumandan. Odama gel. Eşref'i istiyorum. Onu sağ bir şekilde istiyorum. Neye mal olursa olsun. Bu uğurda kaç kişi ölürse ölsün umurumda değil. Başbakan yardımcısının burada olduğu süre içinde Eşref'i dar ağacında salınırken görmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandan. Eşref Paşa'yı dar ağacında sallanırken görmeyi ben de en az sizin kadar istiyorum. Eğer şimdiden tedbir almazsak burada ve Anadolu'da çıkacak olan bütün ayaklama ve isyanların altından Eşref Paşa çıkacaktır, orası kesin. İlaveten bizim ilerleyişimiz için de elzem bir durum Eşref Paşa'nın ortadan kaldırılması. Kumandan, eğer tahminlerim beni yanıltmıyorsa bize yardım edebilecek biri var. Miralay Tevfik. Miralay'ın Eşref'le bir alakası olduğunu mu düşünüyorsun? Kire Veronika. Cevdet Bey. Benim acımı dindirin. O adamı öldürün. Ya da bana getirin. Ben kendi ellerimle onun ciğerini sökeyim. Eşref size ne yaptı Kire Veronika? Nedir bu nefretin sebebi? Siz bir defasında bu oğlumu da benden alamaz demiştiniz. Ne demek istediniz orada? Aziz Hanımlar için dayımın yanına yerleştireceğiz. Kendisinin malumatı var. Orada olduklarını sadece o bilecek.
Azize Hemşire'yi orada kalmayı ikna etmek için de bir sıyı çadır kurmasını isteyeceğiz. Bunu reddedemez. Teşekkür ederim Yakup. Teşekkür etmenize gerek yok binbaşım. Sizin vazifenizi ifade bilmeniz için emrinizdeyim. Ne icap ederse yaparım. Hacı Mihalis. Ali Kemal yok mu bu gece? Gelmedi mi? Yok albayım, gelmedi. Ailesinin yanındadır Mori. Malum evlerinden atılacaklar. Yaşasın Büyük Yunan Krallığı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ama ben gidiyorum düşmana karşı. Hayırlı akşamlar. Elleriniz dert görmesin. Buyurun. Anne bak, bu Haydar'ın annesi Makbule teyze. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Geçin. Geçin, geçin, geçin. Bunu da annemle kızım dikti. Ellerine sağlık. Sağ olun. Hadi bana da bir iğne iplik verin. Benim de elim işlesin. Vallahi yarın bu bayrağı mahallenin girişine astık mı? Herkes görecek o zaman. Vatan neymiş, toprak neymiş, mahalle neymiş. Çal oğlum, çal sen. Çal. Haydar'ın abisi Çanakkale'de şehit düşmüş. Haydar Mahmur'a teyzenin tek oğlu yani. İçinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Oh, gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Oo, meyhanenin hasılatı mı aslanım? Ellerin dert görmesin. Cık, değil. Hacı Mihalis'in sana olan borcunun bir kısmı. Ötesini de ben ödeyeceğim. Adamın dükkanını geri veriyorsun. Ne demek geri veriyorsun? O iş öyle olmaz. Bu dükkan bizim oğlum. Oğlun değilim ben senin. Asabımı bozma. O dükkanı geri veriyorsun, o kadar. Ali Kemal, Ali Kemal, o iş öyle olmaz. Bak seninle bir hukukumuz var, bozulmasın. Bak yarın şehre Yunan Başbakan Yardımcısı geliyor. Çok mühim bir resepsiyon olacak. Eğer biz de o resepsiyona katılabilirsek ticaretimizi geliştireceğiz. Daha işe başlamadık bile. Bu mu lan senin ticaret dediğin? Ha? Faizcilik, tefecilik, insanların dükkanını, malını, mülkünü elinden alma. İşe başladığımızda ne iş tutacağımızı biliyordun. Şimdi senin aklını ne karıştırıyor böyle? Ha? Söyle aslanım, söyle. Bak İnan. Bizim aileden kovmaya kalktılar. O adam, benim itip kalktığım, meyhanesini elinden aldığım Hacı Mihalis bana evini açtı. Bütün yaptıklarıma rağmen bana da aileme de el uzattı. Ben o adama zulmedemem. Dükkanını geri vereceksin. Anladın mı? Anladım. Ama o iş öyle olmaz. O meyhane benim. Çıkar bunları aklından. Kımıldama. Kaldır elleri. Kaldır. Çıkar paraları. Acele et. Kemal yardım et lütfen. Sallanma, çıkar. Efendim burada para falan yok. Bakın. İşte hepsi bu kadar. Dalga mı geçiyorsun lan Simsar? Aç kasayı. Hadi. Sallanma. Sizin bu yaptığınız dümdüz soygun. Siz yetimin öksüzün hakkını alıyorsunuz. Kes sesini. Bir de yalan konuşuyorsun. Ali Kemal, yardım et yalvarırım. Vereceğim mi dükkanı? Vereceğim.
Söz vereceğim. Konuşma, kes sesini. İyi vakit. Kaybol. Basın gidin lan, öldürtmeyin kendinizi. Vurdurtma kendini, şakam yok. Eşkıyalığa mı başladınız? Ali Kemal, o para bize lazım. Mesele mühim. Oğlum. Oğlum, niye dalgınsın? Azize Hanımlara mı üzülüyoruz? Ben emirleri uygulamaya mecburum, Mithera. Kimseye üzülmeye hacet yok. Yani başına gelen onca şeyin hiçbir manası yok mu Leo? Hala mı asker olmak istersin? Hala mı baban ne emretse onu yapmak istersin? Esref denen o katilin eline düştün. Ölümlerden döndün. Canının hiç mi kıymeti yok oğlum? Senin? Benim? Senin canının kıymeti yok mu? Sevmediğin bir adamla aynı çatı altındasın. Yıllar önce ölen oğlunun yasını tutmaktan başka senin ne hayatın var, Mithera? Sen de esirsin, Mithera. Tokseris. O matemin, o intikamın esirisin. Bir farkımız yok. Yok. Mazide yaşamayı bırak artık para kala. Çık şu konaktan. Kitap bütün Simirne ayağımızın altında. Bak, kordonda tiyatrolar var, operalar var, müzik. Bir arkadaşın olsun, bir yoldaşın. Çık şu kafesten Mithera mı? Yapamıyorum oğlum. Rüyalarımdan hiç çıkmıyor ki onun sesi, ağlayışı. Yapamıyorum. Katliamın, o yangının izlerini söküp atamıyorum. Kafamın içinde hep sesler duyuyorum. Böyle bir takım sesler. Bilmiyorum. Pez mi o? Anlat o vakit. Ben bunca yıl Türklere olan düşmanlığınızı, intikamınızı dinledim ama orada ne olduğunu hiçbir vakit anlatmadın bana. Evet, anlatmadım. Esref ve adamlar köyümüzü bastılar. Esref mi? İsyancıları korkutmak, sindirmek için. Bütün köyü yaktılar. Herkesi kılıçtan geçirdiler. Baban o gün evde yoktu. Abin Dimitri 1 yaşına yeni basmıştı. Ben de sana hamileydim. İşte bizim evi yakmaya başladıklarında ben Dimitri'yi yangının içinden çekip aldım. Dışarıya çıkarmak istedim.
Ama dışarıdan da hep silah sesleri geliyordu. Etrafı dumanlar sarmıştı. Ne yapacağımı bilemedim. Evin alt katı daha güvenli diye onu kilere sakladım. Sonra bayılmışım. Ayıldığımda baktım evden çok uzak bir yere gitmişiz. Geri dönmek istedim. Dimitri'yi almak istedim. Baban dedi ki, çok geç. Sonra baban isyancılara katıldı, milis oldu. Beni de ailemin yanına Atina'ya gönderdi. Sen orada doğdun. Evet oğlum. Ben bir yere kendimi hapsettim, orada yaşıyorum. Ama o adam var ya, o Esref denen adam var ya, o adam ölmeden benim de bu kalbim soğumayacak. Bunu da biliyorum. Merak etme Mithra. Er ya da geç bunun hesabını verecek. Yunan Başbakan Yardımcısı'na bir karşılama tertip edeceğiz. Silah lazım bize. Kılık kıyafet lazım. İzmir onların zannederler ama biz daha ölmedik. Bunu göstermemiz lazım. Çalıcılarla mı göstereceksin onların gününü? Hayalcilikten başka hiçbir şey değil. Hala çok geç değil. Senin gibi bileği kuvvetli bir delikanlıya ihtiyacımız var. Gel bize katıl. Vatanperverlere katıl. Senin yerin o simsarın yanı değil. Vatanseverlerin yanı. İlahi kardeşlik bizim bacımızdır. Sen onun ağabeyisisin. Bizim de kardeşimiz sayılırsın. Bizim inancımızdan. Bakma şimdi öyle 3-5 çalgıcıyız lakin... İlelebe böyle devam etmez bu be ya. Lazım güçlü olalım. Lazım birlik olalım Yunan'a karşı. Gel bizi dinle. Bizi bir adamızda ol. Adama silaha ihtiyacımız var. Öyle müsaade mi edeceğiz bizi evlerimizden sürmelerine? Bayrağımızı indirmelerine? Ha? Boşa dil döküyorsunuz. Ali Kemal'in tarafı belli. Bırakın. Buluruz başka yolunu. Neymiş benim tarafım Mehmet? Söyle de bilelim. Babanın tarafı. Albay Cevdet'in tarafı. Yunanlıların tarafı. Ben kimsenin oğlu değilim. Kimseden de taraf değilim. Ha. Taraf olmaya mecbursun kardeşim. Ya bizden yanasın ya da düşmandan. Alın şu paraları yıkılın gidin. Ne haliniz varsa da görün. Hadi.
Sevgili Yıldız. Yazdıkların, hislerin bana çok aşina. İstikbal hepimiz için belirsiz ve ben senin namına da derin bir kaygı içindeyim. İzah etmesi zor kimi duygularla bir fırtınanın içinde yönümü bulmaya çabalıyorum. Varacağım yerin neresi olduğunu ben de bilmiyorum fakat içimde bir umut taşıyorum. Bu umudu kaybetmemek için elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. Yolumu bulmamı sağlayan gözleri hayal ediyorum. O gözler ki bana her baktığında beni hayal alemine sürüklüyor. Bu hayal içinde her gün yeniden yaşayabilme gücünü kendimde buluyorum. O gözlerin başka birine bakabilme ihtimali canımı tahmin edemeyeceğin kadar çok yakıyor. Bu fırtınanın içinde o gözlerin sahibiyle aynı kıyıya varabilmeyi her şeyden çok istiyorum. Lakin ne o gözlerin sahibi ne de aynı kıyıya varmayı istediğim kişi sen değilsin. İkimiz için bir gelecek yok. Aklımdan benimle ilgili hiçbir şüphe kalmaması için yazıyorum bu mektubu. Benimle ilgili bütün duyguların beyhude ve karşılıksız. Bunu kabul etmeni, kendi yönünü tayin etmeni senden rica ediyorum. Leon. Yıldız. Ne senin önündeki? Bir şey değil. Ver bakayım onu. Bir şey değil diyorum Ali Kemal. Bırak dedim beni mi? Bırak, ver şunu. Ver şunu Ali Kemal. Rahat dur. Hiç alamazsın yoksa bak. Mu bu haline sebebi? Seni ilgilendirmez. İlgilendirir. Senin halin beni ilgilendirir. Yalnız bırak beni Ali Kemal. Bana doğru söyle Yıldız. Sen seviyor musun bu adamı? Sen bana demiştin. İnsanın baktı mı içi titriyecek sevdiğine. Kalbi küt küt atacak. Midesinde kelebekler uçuşacak. Öyle mi? Yoksa sırf mevki için, o konakta yaşamak için mi bu gözyaşları? Neden soruyorsun? Cevap ver. Sevmiyorum. Ben kimseyi sevmiyorum, anladın mı? İyi. Ben de öyle düşünmüştüm. Thank you.
Demek öyle Cevdet. Demek bu kadar kolay. Nasıl da çıktı ağzından. 3 kere boş ol dedim bana. 3 kurşun sıksam daha iyiydi. Birazdan. Sen dönseydin ya eve. Gözümle görmeden içim rahat etmez benim. Hadi. Durun. Elinizdekini yere bırakın. Bırakmayız. Bir daha ikaz etmeyeceğim. Bırakın yoksa ateş açacağım. Ne duruyorsun o vakit? Bunu yapmaya mecbur bırakma beni. Gidin siz. Kimse kımıldamasın. Gidin dedim. Seni almadan hiçbir yere gitmiyoruz Hilal bacım. Gidin dedim ya Haydar abi, ne duruyorsunuz hala, hadi. Durun. Ben karşındayım. Buradayım işte. Silahının ucunda. Ne bekliyorsun? Vursana hadi. Yapamazsın. Vuramazsın. O silah bende olsaydı, şayet sen benim istediğimi yapmasaydın, bir an bile tereddüt etmeden vururdum seni Teğmen. Bir dahaki sefere ben de ateş edeceğim Hilal. Namlunun ucunda kim olursa olsun, hiç tereddüt etmeden. Bunun için sana şeref sözü veriyorum. Eşref Paşa için buradayız. Onu görmeye geldik. Ne için sorarsın Eşref Paşa'yı? Uğur'un ölmeye geldik. Bizim İralak Tevfik gönderdi. Bunu da Eşref Paşa'ya vermemi temin etti. Eşref Paşa ben. Emredin kumandanım. Vatan evlatları emrinizdedir paşam. Gazamız mübarek olsun. Miralay Tevfik. Hoş geldiniz aslan. Hoş geldiniz.
Kumandan Vasile beni görmek istemiş. Bekleyin lütfen. Gel. Kumandanım, Miralay Tevfik Bey geldiler. Al ne süre Akis. Gelin lütfen Miralay, gelin. Kumandan Vasile. Nasıl, rahatınız yerinde mi? İşgal altında ne kadar rahat olunabiliyorsa o kadar, kumandan. Size bugüne kadar çok müsamahakar davrandık. Dün yaptığım teklif de geçerli. Türk mahallelerini boşaltılmasına yardımcı olursanız evinizi muhafaza edebilirsiniz demiştim. Merak etmeyin. Zabitlerim asayiş sağlamak için hazırlar. Ayrıca albayın ailesine ikna etmek için elimden geleni yapacağım. Kim bilir, belki bugünden sonra sürdürdüğünüz bu hayat eskisi gibi olmayabilir. Rahatça dolaşamayabilirsiniz sokaklarda. Üniformanızı çıkarmanızı isteyebiliriz. Ya da sizi yargılamanın önünü açabiliriz. Ya da gecenin bir vakti kimin ateşlediği belli olmayan bir silahtan bir kurşun isabet edebilir sırtınıza. Emir olay, herkes benim kadar talihli olmayabilir. Benden ne istiyorsunuz kumandan? Bir hediye. Size gösterdiğim cömertlik karşısında küçük bir hediye. Eşref Paşa'yı istiyorum sizden. Onu bulmak için yardımcı olmanız. Elinizdeki imkanları kullanmanızı. Tabii kabul ederseniz elbette. Fakat cevabınızı sonraya bırakmanızı müsaade etmeyeceğim. Şimdi burada vereceksiniz cevabınızı. Eşref'i bana getirecek misiniz? Kendisini tanımam. Hiçbir temasım da yoktur. Lakin çeteci birini de koruyacak değilim elbette. O adam sizden çok benim için rahatsızlık verici. Yani bu tip adamlar İzmir'de beraber yaşama arzumuzu tahrip ediyorlar. Emin olunuz, Eşref Paşa ile ilgili bir malumat alırsam haberiniz olacaktır. İzninizle, Türk mahallesinde bir vazifem var. Anne, nerede bu kız? Bayrağı almaya gitmiştir kızım. Şimdi gelir. Hayır, bayrağın çoktan bitmiş olması gerekiyor. Ah Hilal, yine neyin peşindesin kızım? Ali Kemal, oğlum git sen kardeşini bul hadi. Yok anne, sizi yalnız bırakın. Oğlum ne yalnız? Bütün mahalle burada, hadi. Allah kerimdir kızım. İnşallah hiçbir ocağa ateş düşmez. Geldiler işte. Dağılmazsanız ateş açacağım. Kaldırın şunları. Bırak, 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 bırak.
Ne işiniz var burada kuzum? Bize kıyafet lazım. Kıyafet mi? Buradakiler size olmaz ki. Niye ki? Ne biliyorum, belki de olur. Ama Hilal, Müslümanlar bu kıyafetleri giymez ki. Bugün istediğimiz gibi giyinme serbestliğimiz var Eleni. Bugünün ne farkı var? Gün bitmeden farkını anlarsın. Hadi şimdi giydir bizi. Sizden bir farkımız kalmasın. Madem istiyorsunuz, hay hay. Albastavro, sizin de hazırlıklarınız tam mı? Karşılama için bütün hazırlıklar tamam. Biz de hazırız kumandanım. Her türlü güvenlik önlemini aldık. Herhangi bir taskınlığa müsaade etmeyeceğiz. Gir. Kumandanım, Türk mahallesinde isyan çıkması. Tahliye sindireni öğrenmesi. Kumandanım, müsaade ederseniz ben vazifemin başına döneyim. Tamam albay. Vukuat çıkmasına katiyen mani olun. Başbakan yardımcısı adına vereceğimiz yemekte Türklerin evlerini terk ettiği haberini bizzat siz verirsiniz. Büyük zevkle kumandan. Müsaadenizle. Çıkabilirsin. Hepsi dolu. Dikkat edin. İcap etmedikçe kullanmayın. Arkadaşlar hazır mısınız? Geç kalıyoruz. Aa, hazırız Hila. Bu ne zarafet be. Hilal kardeş, başka biri gibi olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Teveccühünüz. Dikkat çekmemek için biz bunları giydik ama sen bu haliyle milleti gözüne alırsın. Biz buradayız diye bağırırsın. Kimse hiçbir şey anlamayacak. Onlar zaten başlarına gelenin olduğunu anlayana kadar biz ortalıktan kaybolmuş oluruz. Herkesin hazırlığı tamamsa gidelim. Başbakan yardımcısını daha ilk günden bekletmeyelim, ayıp olur. Gidelim. Haydi. Açıl, açıl, açıl. Ne bu rezalet? Teğmen. Albayım biz... Vazifeyi ben devralıyorum, sen gidebilirsin. Albayım. Söylediğimi duydun, gidebilirsin. Boşaltın evleri, derhal. Haydi! Beni zor kullanmak mecburiyetinde bırakmadan boşaltın. Derhal istasyona gidiyorsunuz. Gitmiyoruz. Araba nerede kaldı? Gelmedi mi hala? Gelmek üzere kumandanım. Anlaşıldı. Hilal nerede? Başbakan yardımcısını karşılamaya gitmiştir. Bayrak da ortada olmadığına göre... Çekin gönder onu. Ne duruyorsunuz? Çekin göndere. Yetmez efendiler. Daha yükseğe. Göğe yükseltin onu. Şehadet şerbetini içmişlerin katına. Makamların en hasına, en bakisine. Çekin gönder onu.
yıldızına iyi bakın. O hilal ki bir milletin ışığı. O yıldız ki pusulası. Çekin göndere onu. Onun için yere düşenlerin, onun için fedayı kuşananların ve nice şehitlerin hatırına çekin göndere onu. Gerekirse siper olun ona. Bir can yere düşmüş ne ki? Bin can bile yetmez efendiler. Yetmez. Bu mu felaket? Bu mu kıyamet? Asıl felaket onun yerde kaldığı gündür. O hilal ışığınız, o yıldız pusulanız olsun. Ne duruyorsunuz? Çekin gönder onu. Ucan ona feda olsun. Hilal yok. Allah'ın cezası adam. Kızım olmadan gitmem bir yere. Ben onu istasyona getirteceğim. Sen bin arabaya. Hadi. Cevdet. Olmayacak. Bu dünyada sana gücüm yetmeyecek, anladım. Lakin mahşerde, mahşerde iki elim yakandadır. Mühürleyin evi. Hadi. Bin arabaya. Geç. Hadi. Allah! Sizin ne işiniz var burada Miralay? Bu insanların güvenli bir şekilde buradan ayrılmanın temin etmeye geldim. Bilhassa Azize Hanım ve ailesini. Lüzum yok, kendilerine ben eşlik edeceğim, gidebilirsiniz. Sen hala evlenmek istiyor musun benimle? Sana söylüyorum. Hala Zevcan olmamı istiyor musun? Eğer burada kalmanız için benim himayem icap ediyorsa, evet. Elbette ediyorum Azize. O halde iddet müddeti biter bitmez nikahlanabiliriz. Albayım, törende numayiz çıktı. Kumandan sizi çağırıyor. Mahalleyi bıraksınlar emrini verdi. Toparlanın, gidiyoruz. Kumandan Vasile'nin emaneti. Bundan böyle kimden geleceğini biliyorsun. Thank you.
buraya gönderilmeme sebep olan hezimetlerinizden birine ne yazık ki kendi gözlerimle şahit olmak durumunda kaldım. Evvela kundaklanan cephanelik, sonra Nazilli'de uyguladığınız yanlış taktikler hala bulamadığınız kayıp silahlar yetmezmiş gibi beni bütün dünyanın gözü önünde Türk bayrağıyla karşılamalarına müsaade ettiniz. İstifanızı beklemek vakit kaybı olacaktır Kumandan Vasili. Başbakan Venizelos'un bana verdiği yetkiyle sizi vazifeden alıyorum. Pek tabii devşirme albayınızı da. Cevdet Bey. Üzerinizdeki bu sanlı Yunan üniformasını derhal çıkaracaksınız. Zira başbakanımızın tasarrufu sizin esir kampına derhal geri gönderilmeniz yönünde olacaktır.